uyanış başlıyor. Pastör güçlü Erman ile Söz ve ruhla uyanış. Haleluya değerli izleyicilerimiz. Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programımda paylaşacağım konu ruhta yaşamak. Ve özellikle ruhta yaşamanın iki önemli boyutuna ya da unsuruna değineceğiz. Birincisi ruhla dolu olmak. ikincisi de ruhla yöneltilmek. Bunlar ikisi birbirinden farklı şeyler. Çünkü ruhla dolmuş ama her gün ruhla yöneltilmeyen maalesef çok insan tanıyorum. Ruhla dolmak bir şey. Bir de her gün ruhla yöneltilmek, ruhun izleyicisi olmak bambaşka bir şey. Bunlara değinmek istiyorum. Bu ikisini a, a, sizlere a, göstermek istiyorum. Duam şu ki bu program sayesinde Rab size konuşsun ve bu, bu, bu konuda gerçekten aydınlanmanızı istiyorum. Amin. Dua edelim. Kutsal ruh sana teşekkür ediyoruz. Bu programda beni izleyenlere konuşacağın için. Haleluya. Kutsal ruh İsa Mesih'in adıyla senden bütün izleyicilerimizin ruhsal gözlerini açmanı, onlara konuşmanı, onları aydınlatmanı ve onlara sözünü açıklamanı istiyorum. Lütfen bu konuda öğretmenimiz sensin, rehberimiz sensin, yardımcımız sensin. Bu programda lütfen bana yardımcı ol kutsal ruh. Ve beni izleyenler dünyanın diğer bir tarafında olsalar bile günler, haftalar sonra bu programı kaydedildikten sonra izliyor, izliyor olsalar bile Rab ruhta ne zaman ne mesafe yoktur. Bunun için teşekkür ediyorum onlara dokunacağın için. Kutsal ruhunun mes'edişi aksın ve beni izleyenleri ruhunla mes'ed Rab, ruhunla doldur ve ruhunla yöneltilmek konusunda onlara öğret, onlara yardımcı ol diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Şimdi ruhla ya da ruhta yaşamak konusuna gelince tabii ki en önemlisi ilk önce ruhta yaşayabilmek için ruhla dolu olmak çok önemli. Benim hayatımı değiştiren bir ayeti paylaşacağım sizlerle. Şimdi sunni Müslüman geçmişten gelen birisi olarak genç yaşımda aa, dine karşı soğudum. Aa, çok dindar olmaya, dindar yaşamaya çalış, çalıştıysam da 16 yaşına kadar dinden soğuduktan sonra aa, dünyasal şeylerin peşinde gittim. Daha sonra Rab bana güçlü bir şekilde, doğaüstü bir şekilde konuştu. Hatta Rabbin işitilebilir sesini işittim 17 yaşındayken. Ve tekrar Tanrı'yı bilmediğim, tanımadığım Tanrı'yı aramaya başladım ve daha sonra İsa Mesih müjdesini duydum ve genç yaşımda İsa Mesih'e iman ettim. Yeniden doğuşu aldım. İsa Mesih'in söylediği gibi bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez ve o yeni doğuşu aldım. Gerçekten kurtuluşu aldım. İmanla kurtuluşu aldım. Din değiştirmedim. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim. Çarmıhta günahlarım için öldüğüne, ölümden dirildiğine yürekten iman ettim. Bunu ağzımla açıkladım. İsa Mesih'i hayatımın Rabbi olarak kabul ettim ve yeni doğuşu aldım. Hatta yeni doğuşu aldığım günü asla unutamam. Çünkü iman duasını ya da tövbe duasını yaptığım zaman bir arkadaşımla bir oturma odasındaydık. Dedi ki güçlü sen iman etmeye hazırsın. İsa'yı kabul etmeye hazırsın ve o anda bir anda ne olduğunu bilmiyorum. Elimi tuttu ve benden sonra bu duayı tekrar et dedi. Rab müthiş bir şekilde zaten yüreğimde çalışıyordu. Ve gözlerimi kapattım hatırlamıyorum. Elimi tuttu. Ama gözlerimi açtım hatırlıyorum. Gözlerimi nasıl kapattım bilmiyorum. Yani aklım diyordu ne yapıyorsun ne yapıyorsun ama yüreğim tamamen diyebilirim ki kutsal ruh beni ele geçirmişti. Ondan kesinlikle eminim. Ve İsa Mesih'e iman ettiğim o duayı yaptım. Günahlarımdan tövbe ettim. İsa Mesih'i yüreğime davet ettim. Rabbim ve kurtarıcım olarak seni kabul ediyorum. Lütfen beni kurtar, hayatıma gel diye dua ettim ve gözlerimi açtım hatırlıyorum. Ve gözlerimi açtığım anda her şey değişmişti. Müthiş bir değişiklik vardı. Bir anda nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Sanki her şey daha parlaktı, her şey daha renkliydi, her şey daha canlıydı. Ve içimden böyle bir şey böyle fışkırıyordu diyebilirim. Yani müthiş bir coşku vardı içimde ve yerimden zıpladım ve koştum. Koşarak gittim tuvalete. Ve aynada kendime baktım. Çünkü o kadar çok değiştiğimi hissetmiştim ki o kadar çok değiştiğimi hissetmiştim ki aynada yüzümü görmek istedim. Çünkü aynaya baktığımı hatırlıyorum ve diyorum ki şimdi sen ne yaptın? Sen şimdi Hristiyan mı oldun? Ha. Ve içimden dedim ki evet ben Hristiyan oldum. Ve bunu söylemekten ne korktum ne çekindim ve bunu söylerken de büyük bir coşku vardı içimde. O kadar büyük bir değişiklik oldu ki çünkü yeniden doğmak işte bu. Tanrı diyor ki içinize yeni bir ruh koyacağım. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır ya da yeniden yaratılmıştır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur ve o zaman yeniden Tanrı içime yeni bir ruh üflediği için, yeni bir yaşam üflediği için ve ruhumu ölümden dirilttiği için çünkü ölümden yaşama geçtim. İsa Mesih'e iman ettiğin zaman ölümden yaşama geçiyorsun. Karanlıktan ışığa geçiyorsun. Tanrı senin içine yaşam nefesini üflüyor. Üf, nasıl İsa Mesih ölümden dirildiği gün Yohanna 20. bölüm 22. ayette öğrencilerine göründü ve onlara kutsal ruh alın dedi ve üfledi. Üf. Anlıyor musunuz? O zaman yeni doğuşu almış oldular. Anlıyor musunuz? Ve ben o gün yeni doğuşu aldım. Ve Mesih imanlısı olarak o serüven hayatımda başladı. Fakat ilk iman ettiğim zaman geleneksel bir kiliseye götürdü beni arkadaşım. Kilise hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani hiçbir, hiçbir şey bilmiyorum. Metodistmiş, baptistmiş, prezbiteryenmiş, vejeteryenmiş. Benim için hepsi yabancı kavramlardı. Yani hiçbir şey bilmiyordum. Ve tabii ki daha çok mezhepsel bir kiliseye katılmaya başladım. İçimde büyük bir coşku, büyük bir ateş vardı. Ama zamanla birkaç sene içinde o ateş yavaş yavaş söndü. Çünkü ateşi beslemezsen ateş söner. Bu gerçekten çok önemli değil mi? Ateşi körüklemezsen, ateşi beslemezsen Eninde sonunda ateş sönmeye başlar ve hayatımda o ateşin 3-4 yıl içinde sönmeye başladığını fark edince büyük bir arayışa tekrar girdim diyebilirim. Ve bu beni çok sarstı. Rab'be yalvarmaya başladım. Arayışa girdim. Kutsal kitabı okumaya başladım. Özellikle çünkü bir Müslümanlıktan Mesih imanlısı yaşama geçişte bayağı büyük, ciddi, elle tutulabilir, gerçekten belirgin... Doğaüstü deneyimler yaşamıştım. Doğaüstü bir tanrıya inanıyorum ama kiliseye geldim. Doğaüstünden eser yok. Doğaüstü hiçbir şey yok kilisede. Her şey çok rutin, her şey programlanmış gibi. Birçok şey eksik. Biliyorum içimde bir şeyler eksik ama ne? Ve tanrıya yalvarmaya başladım. Tanrı'yı aramaya başladım. Ve tanrıya karşı bu arayışım içinde de Rab Özellikle bana konuştu. Çünkü soruyorum. Kutsal Ruh hakkında görüyorum. Soruyorum. Kutsal Ruh ne yapar? Kutsal Ruh'un armanları. Diyorlar onlar artık yok. Onlar bitti, geçti. Bazıları da bana kızıyor. Çok soru soruyorsun. Sorma bu soruları. Ve bu tür iki cevap tabii ki tatmin edici değil. Bundan dolayı da Rabbi aramaya başladım. Ama şunu duydum. Kutsal kitabı okursan Kutsal Ruh sana yardım edecek. Kutsal kitabı anlamını sağlayacak. Hamdolsun ki Kutsal ruh o konuda bana yardım etti. Kutsal dedim. Kutsal ruh, kutsal kitabı okuyacağım bana yardım et. Ve elçilerin işlerini okudum. Elçilerin işlerini okuduktan sonra o tanrısal, o doğaüstü kiliseyi görünce Kusarun gücünü, armağanlarını, mucizeleri, doğaüstü belirtileri, ruhla donatılmış imanların yaptıklarını baskıya rağmen o güçlü kilisenin, doğaüstü kilisenin nasıl ayakta durarak müjdeyi duyurduğunu, cinleri kovduğunu, hastaları iyileştirdiğini gördükçe acıktım, susadım ve daha fazlasını istedim. Ve Rab'be yalvarmaya başladım. Ve bir gün Rab bana çok güçlü bir şekilde konuştu. Rabbim bana konuştuğu bu ayet diyebilirim ki yani artık nasıl diyeceğim hani sanki kutsal kitabın sayfalarından o ayet canlandı sayfadan çıktı ve geldi böyle resmen beni tuttu bana sarıldı diyebilirim. Yani o şekilde ancak söyleyebilirim. Yani o ayet canlandı ve bir anda bana böyle çarptı diyebilirim. Ayet de matta 3. bölüm 11. ayet. Hizmetimin en önemli temel ayetlerinden birisi. Çünkü benim hizmetimi şekillendiren, hizmetimi ya da daha doğrusu beni hizmete getiren ayet bu. Matta 3.11 şöyle diyor. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Evet. Tövbe etmiştim. Tövbe etmenin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Suyla vaftiz olmuştum. Bunu da biliyorum. İkisi konusunda da evet, tövbe ettim ve suyla vaftiz oldum. Bunu biliyorum. Bunu anlıyorum. Buna sahibim diyebiliyordum. Ama bundan sonraki kısmı diyor ki ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Bunu söyleyen vaftizci Yahya. Diyor ki: "Ben sizi tövbe çağrısına bulunuyorum. Evet, tövbe çağrısını duydum, tövbe ettim. Suyla vaftiz ediyorum, suyla vaftiz oldum ama diyor ki başka bir şey daha var. Bundan sonra bir şey daha var. Daha güçlü olan, tabii ki İsa Mesih'ten bahsediyor. İsa Mesih diyor sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Ve bu ayeti okuduğum zaman dediğim gibi ayet bir nevi canlandı. Ayet bir nevi benim böyle sarstı, içime kadar girdi. O ayet sanki dirildi ve içime girdi ve bir içimi sarstı, içimi çalkaladı diyebilirim. İçimde bir şeyler oluşturdu ve o anda fark ettim. Kutsal ruhla ateşle vaftiz edilmek nedir ben bunu bilmiyorum. Eğer ben bunu bilmiyorsam, evet ben buna sahibim, bunu aldım diyemiyorsam o zaman sahip değilim. Eğer hala bu konuda şüphedeysen, şüphedeysen kutsal ruhla ateşle vaftiz oldum mu olmadım mı diyorsam o zaman olmadım. Ve o zaman fark ettim ki kutsal ruh ve ateşle vaftiz olmam gerekiyor. Aleluya. Ve ondan sonra da başka bir ayet daha var. İşleri 1. bölüm 8. ayet. Hatta İşleri 1. bölümde öğrenciler İsa'ya sordular. Yani egemenliğini ne zaman kuracaksın? İşte halen dünyasal fiziksel boyutta düşünüyorlar. İsa onlara diyor ki benim egemenliğim ruhsal bir egemenlik. Dünyasal bir egemenlik değil. Egemenliğim içinizde olacak. Tanrı'nın egemenliği içinizde olacak. Tanrı'nın yetkisi, Tanrı'nın gücü, Tanrısal egemenliğinin, egemenliğin bütün görkemi, bütün muhteşemliği içinizde olacak. Bunu söylemişti. Hala anlamıyorlar. Ve bakın bunlar nefesi alanlar. Yuhanna 20. bölümde nefesi alanlar. Çünkü aradan 40 gün geçiyor ve İsa kanıtlarla ölümden dirildiğini onlara gösteriyor. Amin. Ve onlara şöyle diyor. Birkaç güne kadar kutsalla vaftiz edileceksiniz. Aha. Çünkü Yahya diyor 5. ayette sizi suyla vaftiz etti. Evet tamam ben bunu biliyorum. Yahya da böyle söyledi zaten. Ama sizler birkaç güne kadar kutsarula vaftiz edileceksiniz. Demek ki suyla vaftiz edilmekle kutsarula vaftiz edilmek birbirine benzer ama birbirinden farklı şeyler. Suyla vaftiz edildiğin zaman suyun içine gömülüyorsun. Suyun içine giriyorsun ve ve ıslanıyorsun. Demek ki ruhla vaftiz edildiğin zaman da ruhun içine gömüleceksin. ruhun sadece içine üflenmesi yeterli değil. Bu farklı bir şey. Daha da üstün bir şey. Ve hatta 1. 8. ayette de şöyle diyor. ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Bu şekilde benim için tanıklar olacaksınız. Ve öğrenciler beklediler. Ve eninde sonunda pentekos günü geldiğinde de ruh üzerlerine geldi. Amin ve kutsal ruhun gücü ve ateşini aldılar. Kutsal ruhla doldular. Kutsal doldular. Evet kardeşler, kutsal dolmak. ilk adım bu. Ruhta yaşamak için ilk önce kutsal dolmak lazım. Kutsal ruhla dolmak nedir? Bunu görmeye başladık. Ondan sonra da kutsal dolduktan sonra her gün ruhla tazelenerek bir şekilde kalmak ve ruhla yöneltilmek. Ve bu da tabii ki bizim yaşam tarzımız. Çünkü ruhla bir kez doluyorsun, ama ondan sonra her gün ruhla taze mesediş alaraktan yürüyerek ruhla yöneltiliyorsun. Bunu öğreniyoruz. Bunu görüyoruz. Amin. Haleluya. Kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim ve kutsal ve ateşle vaftiz olmak nedir? Bunu göreceğiz. Haleluya. Sizi canlandırmaya, sizi diriltmeye geldik. Çünkü kiliseyi bir bina değil, kiliseyi biz oluştururuz ne gerekiyorsa yapmaya hazır bir tutumla, kararlı bir tavırla, hizmet odaklı bir zihniyetle insanları canlandırıyoruz. Evet, kilisedeyiz. Ama aynı zamanda sokaklardayız. Okullardayız. Medyadayız. Çocuklarlayız. Gençlerleyiz. Yetişkinlerleyiz. Çünkü nerede iki ya da üç kişi İsa'nın adıyla toplanırsa İsa aralarındadır. Aramıza dahil olmamızı, İsa'nın sizi canlandırmasını istiyoruz. Hayat nehirde akıyor. Hayat nehirde akıyor. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü. Tanrı'ya aç olan insanları Tanrı sözüyle ve kutsal ruhun mesedişiyle donatıyoruz. 21. yüzyıl için uyanışçıları yetiştiriyoruz. İnsanın ismi en güçlü isim. İnsanları çağrılarında başarılı olmak için eğitiyoruz. Canları kazanmayı, harikalar, belirtiler ve mucizelerle müjdeyi duyurmayı, ruhun gücüyle hizmet etmeyi öğretiyoruz. Çağrını keşfet, Mesih'in bedeninde yerini bul ve Tanrı ile olan ilişkini derinleştir. Tanrı seni çağırır. Cevap verecek misin? Evet değerli izleyicilerimiz, Uyanışanlık programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlerman. Ruhta yaşamak. Haleluya. Ruhta yaşamak nedir? Buna değiniyoruz. Kutsal ruhla vaftiz olmak. Kutsal ruh ve ateşle vaftiz olmak. Haleluya. Pentekos günü. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. İsa'nın söylediği, vaftici Yahya'nın bahsettiği, İsa'nın da onayladığı, Yahya sizi suyla vaftiz etti. Birkaç güne kadar ben sizi kutsal ruhla vaftiz edeceğim. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Amin. Ondan sonra 40. gün bunları söyledi. Amin ve aralarından ayrıldı. Tekrar hatırlatıyorum. Birinci gün Petrus ve diğerlerine, bu arada 10 tane öğrencisine göründü. Thomas aralarında değildi. Yahuda İskalyot zaten ölmüştü, ayrılmıştı. 10 tane öğrencisine, o 12'lerden on 10'una göründü ve üfledi. Üf, kutsal ruhu alın dedi. Ne Ne aldılar? Yeni doğuşu aldılar. Amin. Yeni doğuş yıkamasını, yeni doğuş vaftizini aldılar. Bedene vaftiz oldular. Mesih imanları oldular. Kurtuluşu aldılar. Çünkü İsa ne dedi? Kimlerin günahlarını bağışlarsanız bağışlanacak. Demek ki günahlarının bağışla, bağışlanmasını aldılar ki başkalarına da o günahların bağışlanmasını götürebilsinler. Sahip olmadığın şeyi başkasına aktaramazsın. Amin. Ama aradan 40 gün geçiyor. İsa diyor ki, daha daha, daha dahası da var. Daha fazlası var. Birkaç güne kadar kutsalla vaftiz olacaksınız. Bir dakika üzerimize üflemedin mi Rab İsa? Kutsal ruhu alın demedin mi? Evet, yeni doğuşu aldınız ama daha da üstün olan, daha da güçlü olan bir şey olacak. Daha fazla hayatınıza ruhsal güç getirecek bir şey daha olacak. Bunun bir boyutu daha var. Üç vaftiz var. Bedene vaftiz olmak, suyla vaftiz olmak, bir de kutsal ruhla vaftiz olmak. Amin. Bakın sonra ne oluyor? Pentekost günü geldiğinde Kutsal Ruh vaftizinin gerçekleştiğini görüyoruz. Kutsarlığa dolmak dedik değil mi? İlk adım. Ruhta yaşamak için ilk adım. Tabii ki yeniden doğuşu alıyoruz. O, 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 temel. Ama ruhta yaşayabilmek için, ruhta yaşamak için ruhla dolu olmak lazım. Ruhla nasıl dolu oluyoruz? Ruhla vaftiz olduğumuz zaman. Bakın Pentekost günü geldiğinde ne oluyor? İmanlıların diyor. Kimler? imanlılar? İmansızlar değil. İmanlılar. Yeni doğuşu almış olanlar. Yeni doğuşu almış olanlar bir arada bulunuyordu. Demek ki yeni doğuşu almış olanların alması gereken yeni doğuştan sonra bir şey daha var. İsa'nın bahsettiği birkaç güne kadar kutsal vaftiz edileceksiniz. Vaftizci Yahya'nın söylediği gibi benden sonra gelen daha güçlüdür İsa Mesih o sizi kutsal ve ateşle vaftiz edecek. Haleluya. Ansızın diyor gökten nereden gökten cennetten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Unutmayın ruh rüzgar demektir. Amin. Ruh geliyor. Hem de güçlü bir rüzgar gibi üfleyerek değil, daha da güçlü bir rüzgar olarak geliyor. Daha üstün bir boyutta ve bir sesle geliyor, gürültüyle geliyor ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ama Rab artık binaları doldurmak istemiyor eski antlaşmada. Binaları doldurdu ama Rab artık imanlıları doldurmak istiyor. Ve ne diyor? Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. Görüyor musunuz? Ateş kutsallığı temsil ediyor. Rüzgar, ruh, ateş de kutsallık. Yani kutsal ruh, ateş ve rüzgar geliyor. Ve diyor ki ateş üzerlerine iniyor. Amin. Ve bakın ne diyor? Dördüncü ayet çok önemli. İmanlıların altını çizmek lazım. Bunlar zaten imanlı değil mi? Yeni doğuşu almadılar mı? İnsanları üflemedi mi? Kutsal ruh alın demedim. Evet yeni doğuşu aldılar. Kutsal ruhun yeni doğuş yıkamasını aldılar. Titus 3. bölümü bahsettiği gibi. Ama bakın ne oluyor? İmanların hepsi, bazıları değil, hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhta yaşamak için ilk adım nedir? Ruhla dolu olmak. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle, ruhsal dillerle konuşmaya başladılar. İçeriye akan bir güç, içeriye akan bir ruh ve onun belirtisi olarak dışarıya akan armağanlar, dışarıya akan diller anlıyor musunuz? Ağız yürekten taşını söyler. Yürek dolunca ağızdan ruhun dilleri taşmaya başladı. Hayatları değişti ve ruhla doldular. Kardeşler, ruhla dolu olmak. Matta 3:11'de gördüğümüz gibi kutsal ruh ve ateşle vaftiz eden İsa Mesih. Elçen İşleri 1. bölüm 8. ayette gördüğümüz gibi İsa Mesih'in İsa Mesih'in göğe çıkmadan önce söylediği en son sözler ben gidiyorum ama kutsal ruh göndereceğim demişti değil mi sizi öksüz bırakmayacağım onun için üzülmeyin canınız sıkılmasın ben aranızda olmayacağım yakında ayrılacağım ama sizi öksüz bırakmayacağım başka bir yardımcı gönderiyorum gerçeğin ruhunu gönderiyorum o sizin içinizde olacak o sizi dolduracak Haleluya. ve ne diyor kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız Haleluya. Ve bu gücü aldığımız zaman ne olacağız? Mesih'e güçlü tanıklar olacağız. Sadece sözle, lafla değil, eylemle tanıklar olacağız. Amin. Eylemle tanıklar olacağız. Harikalar, belirtiler, muzeler, armağanlar, ruhun armağanlarıyla tanıklar olacağız. Doğa üstü bir boyutta yaşamaya başlayacağız. Doğa üstü bir hizmetimiz olacak. Öyle doğal bir hizmet değil. Kilise doğal bir enstitü, doğal bir a, kurum, kuruluş değildir. Kilise doğaüstü yaşama, doğaüstü güce sahip olan tanıklardır. İsa Mesih'in kilisesi için amacı budur. Ne dedi? Size Tanrı'nın egemenliği anahtarlarını veriyorum. Yeryüzüne ne bağlarsanız göklerde bağlanacak, yeryüzünde ne çözerseniz göklerde de çözülecek. Haleluya. Ve ne dedi? mi kuracağım. Cehennemin kapıları ona karşı duramayacak. Kapı nedir? Giriş noktası. İblise giriş yok. Neden? Çünkü doğaüstü güçlü bir kilise kutsarı ve ateşle vaftiz olmuş bir kilise yükselecek ve işi başaracak. Çünkü mesedilmiş bir kilise ancak o doğaüstü donanıma sahiptir. Mesedilmiş kilise doğaüstü işler başarabilir. Çünkü mesediş nedir? İşi başarmak, görevi tamamlamak için doğaüstü donanımdır. Amin. Kardeşler, kusarula dolduktan sonra ve Efesler 5.18'de ne diyor? Şarapla sarhoş olmayın, ruhla dolu olun. Hatta orada Grekçe her gün gibi bir şey. Her gün ruhla dolu olun ya da dolu olup dolu olmaya devam edin. Dolu kalın. Bunu tavsiye ediyor. Görüyor musunuz? Ya şarapla sarhoş olacaksın ya da şarabın ya da herhangi başka bir maddenin etkisi altında olacaksın. Amin. Onu içtiğin zaman ya da ruhu içeceksin ve ruhla dolacaksın ve ruh senden taşıyacak. Amin. Ve ruhla dolu bir yaşamda Rabbin gücü, Rabbin sevinci, Rabbin esenliği hayatında olacak. Ondan sonra da her gün İkinci olarak, ikinci aşamada ruhla yöneltilmek. Romalılar 8. bölüm. Bunu görmemiz gerekiyor. Romalılar 8. bölümde Elçi Paulus bize her gün yani ruhla dolu olan bir kişinin ruhla nasıl yöneltilmesi gerektiğini söylüyor. Bakın 12. ayetten okuyorum. Öyleyse kardeşlerim Borçluyuz ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Ruhta yaşamak istiyorsan ya benlikte yaşayacaksın ya ruhta yaşayacaksın. Ruhta yaşayacaksak ne yapacağız? Benliği çağırmaya geleceğiz. 13. ayet ne diyor? Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Yani ruhla dolu olan ve ruhla yönlendirilen kişi benliği her gün çarmıha geriyor ve öldürüyor. Ve bakın 14. ayet anahtar ne diyor? Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Gerçekten o oğulluk, oğlu yansıtmak Tanrı'nın ruhuyla yönetilmekle oluyor. Amin. Ya Tanrı'nın ruhuyla dolu kalırsın ve onu geçmezsin ama sonra benliğe kayarsın. Çünkü bir kere dolan ama ondan sonra benliğe dönen çok insan tanıyorum. Bir kere dolmak yeterli değil. Dolu kalacaksın ve bunun üstüne de her gün benliği çarmaha gererek ruhta yaşamayı ruhla yönetilmeyi yani ruhun yetkisi ve ruhun yönlendirmesi ruhun ruhun rehberliği ve önderliği altında yaşamayı öğreneceksin. Yani kutsal ruh seni yönlendirmedikçe hiçbir adım atmayacaksın. Amin. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Amin. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih ile birlikte yüceltilmek üzere, Mesih ile birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih ortak mirasçılarız. Mirasımız olan bir yaşam var. O da benliksel, dünyasal, basit, zayıf, doğal yaşam değil. Doğa üstü bir yaşam. Güçlenmiş bir yaşam. Kutsal ruhun gücüyle donatılmış bir yaşam. Amin. Galatyalar 5. bölümde de 16. ayet diyor ki ruhun yönetiminde yaşarsanız Benliği çarmıha gereceksiniz. Benliğin işlerini yerine getirmeyeceksiniz. Ruhun yönetiminde olmak, ruh tarafından yöneltilmek, ruhun yönlendirmesi, ruha boyun eğmek, kutsal ruha itaat etmek. Amin. Sadece dol dolmak değil ama onun yönlendirmesiyle yaşamak. Bunlar çok önemli. Haleluya. Ve aynı zamanda kutsal ruha engel olan şeyleri hayatımızdan kaldırmak. Mesela ruhu kederlendirebilirsiniz. Efesler Dördüncü bölüm 30 ve 31. ayetler bahsediyor. Ruhu kederlendirmeyin diyor. Ne demek? Benliğe ve günaha kendini teslim edersen kutsal ruhu kederlendireceksin. Tanrı'nın sözünün dışında yaşarsan, Tanrı'nın sözünün dışında başka şeylerin seni yönlendirmesine ve yöneltmesine ve yönetmesine izin verirsen ruhu kederlendireceksin. Amin. Aynı zamanda birinci serenlikler 5-19. Ruhu söndürmeyin diyor. Kutsal ruhu söndürmeyin. Ateşi söndürmeyin. Maalesef. Ah! Kilise dünyası. Kutsal ruhun ateşini söndürmekte uzman. Ah! Tam tersini ruhun ateşini körüklemekte uzmanlaşmalıyız. Yaptığımız her şey kutsal ruhun ateşini körüklemek, kutsal ruhun ateşini canlandırmak, alevlendirmek için olmalı. Elçi Paulus'un Timoteus'e dediği gibi içindeki armağanı alevlendir. Sürekli kutsalın ateşini alevlendirmeliyiz. Vaazlarımızla, tapınmamızla, dualarımızla. Ama bakıyorsunuz ki o kadar katı dincilik ve dindarlık ve gelenekçilik ve rutinlik girmiş ki kiliselere. Kutsalın ateşine yer kalmamış. Kutsalın ateşi sönmüş, söndürülmüş ve maalesef gitmiş. Ateşi söndürmeyin, ateşi alevlendirin kardeşler. Kutsal'a küfür etmek de var. İsa'yı Suçladılar. Sen cinlerin gücüyle cinleri kovuyorsun. Cinlerin gücüyle hastaları iyileştiriyorsun. Gerçekten mi? Maalesef kutsal ruhun yaptıklarına karşı dir uzatan çok kişi var. Dikkat edin kendinize bu kutsal ruha küfür etmektir. Ve bağışlanılmayacak bir günahtır aynı zamanda. Kutsal ruha karşı direnmek var. Elçen işleri 7.51'de görüyoruz. Kutsal ruha direndiler. Kutsal onlara konuşmaya çalışıyordu. Kutsal onlara dokunmaya çalışıyordu. Direndiler. Kulaklarını tıkadılar, bağırdılar. Hayır, hayır dediler. Maalesef kutsal ruha direnen çok insan var kilisede. Kutsal ruha direnmeyin. Kutsal ruha teslim olun. Kutsal Ruh gel. Hayatında ne yapmak istiyorsan yap. Beni doldur, beni değiştir, beni yönelt, beni yönlendir. Sana teslim oluyorum. Ben tamamen sana aitim. Sen ne istiyorsan o olsun. Duamız bu olmalı. Kutsal ruha yalan söylemek de var. Elçilerin işleri 5 Üçte Hananya ve Safire Kutsar'a ya yalan söylediler ve yargılandılar. Kardeşler Kusar'u kederlendirmeyelim, ruhun ateşini söndürmeyelim, Kusar'a karşı küfür etmeyelim Kusar'a direnmeyelim ve Kusar'o ve kendi kendimize yalan söylemeyelim. Kusar'a teslim olalım. Kusar'un ateşi gelsin. Ellerinizi kaldırın, isteyin. Rabbin ruhunla doldur. Kusar'ı ve ateşle vaftiz et. Halelüya, beni ruhunun gücüyle donat. Rab beni değiştir. Beni uyanış ateşiyle benim yüreğimi yak ve beni uyanışçı olarak kullan ya Rab. Müjdeyi duyurmak için kullan ya Rab beni deyin. Rab beni izleyenlerin üzerine kutsanın ateşi ve gücü gelsin diye dua ediyorum. Onları meshet, onları meshet ve donat ve onları doğaüstü bir kilise olarak ayağa kaldır ve doğaüstü bir şekilde kullan diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Programımız sona erdi. Başka bir programımızla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz, siz de programlarımıza dualarınız ve sunularınızla ortak olup müjdenin duyurulmasına destek olabilirsiniz. Uyanış ateşinin Türkiye'nin her yerinde yayılmasına katkıda bulunmak için bize ulaşabilirsiniz.